أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الكرادشلارم جناب حقن üzerimize rahmetini mağfiretini inayetini Saanak saanak yağdırdığı bir ayın içerisindeyiz. Ramazan ayını idrak ediyoruz. Ve bu ayın gelmiş olduğumuz son demlerinde bu geceyi inşallah Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bu gecede son derece ibadete, taate, Cenab-ı Hakk'a kulluğa yönelmemiz kendi ahiretimiz için kendi akıbetimiz için ve ebedi hayatımız için son derece önemli, son derece mühim. Farz edelim ki bir maraton, bir koşu yarışı var ve bu yarışta asıl olan yer neresidir? Son düzlüktür. Bir yarışçı yarışın başında, ortasında başarısız dahi olmuş olsa, yarışın son düzlüğünde, son deminde eğer son derece gayretini ortaya koyar, bütün yapabileceğini yaparsa, finish çizgisine galibiyetle gelebilir. Kimse yarışın ortasında, başında belki en arkalarda olup olmadığına bakmaz. Son düzlükteki performansı, son düzlükteki gayreti onu galibiyete ulaştırmış olur. İşte kardeşlerim biz de eksiğiyle yediğiyle azıyla çoğuyla ibadetlerimizi bu geceye kadar şu ana kadar yapmaya gayret eyledik. Yapmış olduğumuz bu ibadetleri görmezden gelerek. Az olsun çok olsun, görmezden gelerek bu geceye şayet odaklanabilirsek. Bu gecenin son düzlük olduğunu idrak edip. Son gayretimizi, eğer bu geceye teksif edebilirsek inşallah Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, mağfiretinden hissedar oluruz. Önceki ibadetlerimizden neden sarfı nazar edelim? Çünkü eğer çok ibadet etmişsek, iftarlarımız, sahurlarımız, teravihlerimiz, teheccüdlerimiz şayet çok yerindeyse hamd ederiz. Cenab-ı Hak böyle kabul eylesin. Belki zihnimizde ya ben Ramazan'ı çok güzel geçirdim, bu geceye de bir parça, bu kadar ehemmiyet vermeme gerek yok diye düşünebiliriz. Onun için sarfına zaretmemiz lazım. Ya da Ramazan'ı çok iyi geçirememiş olabiliriz, oruçlarımızı hiç tutamamış, noksan tutmuş, kusurlu tutmuş olabiliriz teravihlerimizi kılamamış olabiliriz. Ama bundan da sarfı nazar ederek, yani bu umutsuzluğu, bu yeisi bir tarafa bırakarak, son düzlük olarak bu geceyi görüp, eğer bu gecenin gereğini ifade edebilirsek, ibadetlerimizle, taatlerimizle, ebedi hayatımızın kurtulmasına vesile olabilir. Çünkü bu tek gece bir insan ömrü kadar kıymetli. 83 seneden daha kıymetli. Sadece bir insan ömrü değil. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. Bin ay kadardır da demiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak şayet dilerse bir ömür değil, iki ömür, üç ömür, beş ömür, on ömür ileri ne kadar giderse gitsin kadar İbadet sevabı bizim hanemize yazabilir. O zaman bu gecenin bu gecenin bizim ahiretimizi kazanmamız ya da kazanamamız kadar büyük bir ehemmiyete haiz olduğunu düşünerek bir fırsat bilmeli ve bu geceyi ihya eylemeli. Çünkü Cenab-ı Hak sırf bu gece için bir sure indirmiş, eylemiş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Muhakkak ki biz onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Dikkat ederseniz inna enzelnahu. Biz onu indirdik. Hiçbirimiz sormuyoruz. Acaba neyi indirdi Cenab-ı Hak? Çünkü Kur'an-ı Kerim o kadar açıktır ki, o kadar bilinir ki açıkça isminin zikredilmesine hacet bırakmaz. İnna enzelnahu. Biz onu indirdik. O Kur'an'ı indirdik. Ve Cenab-ı Hak inna biz indirdik buyuruyor. İnna enzelnahu. Ben indirdim değil, biz indirdik. Kullanırız bu tabiri. Biz yaptık bunu diye kendimiz için dahi cemi sigasını kullanabiliriz. Nefsi tekelli meal gayr sigasını kendimiz için de kullanırız. Biz deriz büyük bir iş yaptığımızı ifade etmek için bu tabiri kullanırız. Cenab-ı Hak da Kur'an'ı biz indirdik buyuruyor. Demek ki Kur'an'ın inişi son derece büyük ve azametli bir hadise. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. <laughs> kadir gecesinde indirdik. Demek ki Kur'an'ın kıymeti ne kadar büyükse bu gecenin kıymeti yine büyüktür, yine son derece muhteremdir. Çünkü bu gecede Kur'an nazil olmuş. Kur'an bu gecede indirilmiş. Tabi aklımıza bir soru gelebilir. Kur'an-ı Kerim Efendimiz ve Vesselam'ın Risaleti boyunca peyderpey inmedi mi? Evet Kur'an-ı Kerim peyderpey inmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaleti boyunca vefatına kadar peyderpey indirilmiştir. Fakat bu gece Kur'an-ı Kerim topyekün semaya inmiştir. Semaya indikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Risaleti boyunca peyderpey nazil olmuştur. Bu gece semamızın bizim çatımızın Kur'an-ı Kerim'le şeref olduğu bir gece. İmam Fahrettin Errazi diyor ki tıpkı bir çocuk gibi bir baba çocuğunun doğumunu beklerken eğer çocuğunun ağlama sesini doğduğuna delil olan ağlama sesini duyarsa ona iştiyakı daha çok artar. Ve çocuğunu görmek için iştiyakını artıra artıra sabırsızlanır. İşte bu. Kur'an-ı Kerim'in semaya inmesi aslında bu kadar büyük bir bize iştiyak veriyor. Semaya indi, indi ve Kur'an-ı Kerim'e iştiyakımız, yeryüzünün Kur'an-ı Kerim'e iştiyakı daha çok arttı. Cenab-ı Hak parça parça az az bizlere Kur'an-ı Kerim'i yayarak inzal eylemiş ve tıpkı bir çocuğun doğumunun baba tarafından fark edilmesi ve iştiyakın artması gibi. Aslında Kur'an-ı Kerim'in semaya nazil olması, ondan sonra yeryüzüne peyderpey inmesinde böyle bir ikram, böyle bir hikmetin olduğunu e, görebiliriz. İmam Fahrettin Razi buna dikkat çekiyor. İnna enzelnâhu fî leyletil kadir. Biz onu kadir gecesinde indirdik. Peki kadir ne demektir? Kıymetli kardeşlerim, kadir lafzının Üç farklı manasını zikredebiliriz. Kadir, takdir demek. Kıymetini takdir eylemek, karar vermek ve bir şeyi e, ortaya koymak bu anlamda. Bu gece aslında kaderlerin takdir edildiği bir gecedir. Kaderlerin nasıl olacağı, bizim başımıza gelecek hadiselerin, ölümün, hayatın, sıkıntıların, musibetlerin, nimetlerin takdir edildiği bir gece. Takdir edildiği derken Cenab-ı Hakk'ın aslında ezeli ilmindeki bu takdirin melaikeye arz edildiği, izhar edildiği, belki Lef-i Mahfuz'a yazıldığı, e, konduğu bir e, gece ya da Lef-i Mahfuz'dan meleklere haber verildiği bir gecedir Kadir Gecesi. Bu gece kaderler tayin edilir. Dolayısıyla kaderlerin tayin edildiği bu gecede Cenab-ı Hakk'a karşı hususi ibadetlerimizi arz ederek Cenab-ı Hakk'ın takdirinin bizim adımıza daha hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan dileyebiliriz. Ondan bu ihsanı ve bu ikramı talep edebiliriz. Kaderlerin tayin edilmesinde sadece bu gece geçmiyor. Biliyorsunuz Şaban ayının ortasında Berat gecesi var. O gecede de kaderlerin tayin edildiği bir sene içerisinde hadiselerin nasıl gerçekleşeceğinin melaikeye bildirildiğini görüyoruz. Ulemamız bu konuda demişler ki Berat gecesinde lef-i mahfuza bu vahyedilir, konulur. Kadir gecesinde melaikeye bunlar teslim edilir ki Kader nasıl takip edecekse o şekilde e, cereyan eylesin. E, kaza o şekilde e, hasıl olsun. Yine Kadir gecesinde hayırlı işler ihsan edilir. Hayırlı akıbetler takdir edilir. Halbuki Berat gecesinde umumi olarak musibetleriyle, sıkıntılarıyla, ölümüyle, hayatıyla diğer bütün e, takdirler, ortaya konulur diye ulemamızın bu konuda farklı kanaatleri var. Ama bu gecenin takdir cilt itibariyle, kaderlerin takdir edilmesi itibariyle bir yeri, bir hususi hali var. Bu gece takdir gecesi, kader gecesi. Bu gece ikinci anlamı itibariyle kıymet gecesi. Biz kadir lafzını kullanıyoruz. Kadri kıymetten bahsediyoruz. İşte bu gece kadirli, kıymetli bir gecedir. Bu gecenin kıymeti kadirli, o kadar büyüktür ki bin aydan daha hayırlıdır. Ya da bu gecenin ibadetleri kadirlidir, kıymetlidir. Diğer ibadetlere nazaran çok çok daha kıymeti, kâmeti vardır. Bu gecenin kadir gecesi olması, bu gecenin kıymetli bir gece olması anlamına gelir diyor ulemamız. Bir üçüncü anlamı var. Kadir darlık demek. Kadir darlık. Neden darlık olur? Bu gece hangi mana itibariyle dar olur? Bu gecede melaikenin çok yoğun bir şekilde yeryüzüne indiğini biz Cenab-ı Hak'tan yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş oluyoruz. O kadar iniyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gece yeryüzündeki meleklerin yeryüzündeki çakıl taşları adedince olduğunu ifade ediyor. Yani melaikenin bu kadar inmiş olması hasebiyle yeryüzü daralmış. Melaike o kadar kuşatmış ki yeryüzü dar. Bundan dolayı da bu geceye Kadir Gecesi denmiş olabilir. Ya da hepsi sebebiyle bu gece Kadir gecesi olmuş olabilir. Dolayısıyla Melaike'nin yeryüzünü daralttığı bir bakıma bir gece. Son derece kıymetli bir gece. Kaderlerin tayin edildiği bir gece bu gece. Ebu Bekir el-Verrak diyor ki Leyletül Kadir, Kadir gecesi Kadir gecesi olarak isimlendirilmiş. Neden? Çünkü diyor bu gece Zü Kadir'in Kadir sahibi bir kitap nazil olmuştur. Birinci sebebi bu. Sonra bu zi kadrin, kadir sahibi bir meleğe nazil olmuştur. Cebrail aleyhisselama indirilmiştir. Ve yine kadir ve kıymet sahibi bir peygamberin aleyhissalatü vesselam efendimizin ve onun ümmetinin üzerine bu gece Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. İşte diyor Ebu Bekir El Verrak Allah'a alem bu sebeple Kadir suresinde üç defa Kadir geçmiştir. İnna enzelnahu fi leyletil kadir <laughs> ve ma edrake ma leyletül kadir leyletül kadiri hayrun min elfi şehr. Dolayısıyla Kadir gecesinde işte böyle büyük bir bereket var. işte böyle büyük bir ihsan var. Peki Kadir gecesi bu gece mi? Yoksa bir başka gece miydi? Ya da gelecek gecelerden bir tanesi mi? Bunu bilmiyoruz. Bu bize gizlenmiş. Bu bize gizlenmiş. Ulemamızın 8-9 kadar kanaati var. Ya ilk gecedir, 17. gecedir, 19'dur, 21'dir, 23'tür, 24'tür, 25'tir, 27'dir, 29'dur. Birçok kanaat. Hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden edilmiş, çıkartılmış. Hem sahabe-i kiram efendilerimiz bu geceyle alakalı kanaatlerini ifade edilmişler. Hem de ulemamız, urefamız hal ehli olan e, ecdadımız e, büyüklerimiz de bu gecenin, kadir gecesinin hangi gece olacağıyla ilgili kanaatlerini ifade edilmişler. Fakat biz hadis-i şeriflere baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gecenin hangi gece olduğunun kendisine vahyedildiği ama unutturulduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu unutturulmanın hayır olacağını ifade ettiğini de aynı zamanda görüyoruz. Yani Kadir Gecesi'nin gizlenmesinde bir hikmet var, bir maksat var. Evet düşüneceğiz, araştıracağız ve inşallah bu gecedir birçok hadis-i şerif ve birçok e, işaret Kadir Gecesi'nin bu gece olduğunu e, bize gösteriyor. Onun için biz bu geceyi Kadir Gecesi telakki edip inşallah ihya edeceğiz ve diyeceğiz ki مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ Hasan اللّٰهِ حَسَنًا. Bizim bu geceyi güzel görmemiz, bu geceyi Kadir Gecesi görmemizin İnşallah Cenab-ı Hakk'ın bu gecenin Kadir Gecesi olmasını takdir et, eylemesine, değilse bile takdir eylemesine e, bir duamızı, ve be, e, beklentimizi izhar eylemiş olacağız. Peki bu gece neden gizlenmiş? Niye işte şu gecedir, 25'tir, 24'tür, 27'dir diye açıkça ortaya konmamış? İmam Fahrettin Er-Razi, büyük müfessir, büyük hal ehli o zat diyor ki Cenab-ı Hak sadece Kadir Gecesi'ni gizlememiştir. Cenab-ı Hak rızasını farklı ibadetler arasına gizlemiştir mesela. Bakıldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın hangi ibadetimiz sebebiyle bizi affedeceği, bize mağfiret edeceğini bilmiyoruz. Belki kıldığımız namazlarda, belki tuttuğumuz oruçlarda Belki yaptığımız bir umrede, hacda ya da bir emri bil marufta ya da bir nehy anil münkerde ya da adaletle hükmetmekte ya da başka bir ibadette Cenab-ı Hak rızasını gizlemiştir. Neden? Bütün ibadetler, bütün taatler Cenab-ı Hakk'ın acaba rızası bu ibadette mi diye pür dikkat, son derece dikkatli ifa edilebilsin. Hiçbir ibadet bir diğerinden daha aşağıda görülmesin. Her birine son derece gayret edilsin diye Allah Teala rızasını ibadetlerinin arasına gizlemiştir. Yine Cenab-ı Hak gazabını günahlarına gizlemiştir. Cenab-ı Hakk'ın gazabını, azabını hangi günah vesilesiyle tadacağımızı bilmiyoruz. Neden? Bütün günahlardan geri durabilelim diye. Eğer bilseydik ki Cenab-ı Hak şu günahı affetmez, bu günah sebebiyle bizlere gazabını gönderir, azabını gönderir ama e, şu günahları affeder. Bu defa belki bu günahlardan kaçınıp bu günahlara karşı daha rahat bir hale gelebilirdik. Ama Cenab-ı Hak belki bir hayvana zulmetmek sebebiyle dahi olsa ki küçük olduğu için söylemiyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın dilsiz kulları bir karşılık bu dünyada belki görmüyoruz. Ama Cenab-ı Hak belki bir hayvanı susuz, yiyeceksiz bir yere hapsetmiş olmak sebebiyle bile bize cehennemini, azabını, derileri yakan ve derilerin yeniden yenilenip yeniden yandığı bir cehennemi bize taktırabilir. Ve belki çok büyük katil kadar, adam öldürmek kadar büyük bir cürmü işlemeyle de aynı azabı bizlere tattırabilir. Ya da belki bunu affeder, ötekini affeylemez. Bunu bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü Cenab-ı Hak bunları gizlemiş ki bizler bütün günahlardan, bütün mahzuratlardan sakınabilelim, geri durabilelim. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ibadetlerinde rızasını, günahlarında gazabını gizlemiş. Ta ki bütün ibadetlere sanki cennetimiz o ibadetin içerisindeymiş gibi ehemmiyetli olduğu talakisiyle yaklaşalım ya da bütün günahlara cehennemimiz olabilir belki ebedi cehennemimize dahi vesile olabilir diye ondan sakınalım bu Muratla bu gayeyle Allah'u alem Cenab-ı Hak gazabını günahların arasına saklamış Cenab-ı Hak yine veli kullarının arasına gizlemiş, saklamış. Neden? Ta ki bütün Cenab-ı Hakk'ın kullarına hürmet edelim, onları tazim edebilelim diye. Bilemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın niye saçı, nice saçı başı dağınık kulları vardır ve bu kullar insanlar nezdinde horhakir görülse de Cenab-ı Hak katında veli kullar olabilir. Dua ettiği zaman Cenab-ı Hak onun duasını hemen icabet eder. Dolayısıyla belki baktığımızda İslam'ın şiarını üzerinde taşımayan, İslam'ın şartlarına göre yaşamayan bir kardeşimiz, bir büyüğümüz olabilir. Fakat öyle bir kulluğu vardır ki bizim göremediğimiz, bilemediğimiz, kalbinden muttali olamadığımız için anlayamadığımız öyle bir kulluğu, Cenab-ı Hak'la öyle bir irtibatı vardır ki Cenab-ı Hakk'ın veli bir kuludur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kullarının arasına veli kullarını gizlemiştir ki bütün kullarına merhametle, tazimle yaklaşabilelim. Yoksa şu kul veli kuldur, ona hürmetimizi, tazimimizi eksik etmeyelim. Şu kul veli kul değildir, o kula istediğimiz gibi davranabilelim değil, böyle değil. Ne yapılmış? Velilik gizlenmiş. Bundan dolayı bütün insanlara ne olduğuna nasıl olduğuna hangi halde olduğuna bakmaksızın hürmet ve tazim etmemiz gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak'la arasında nasıl bir münasebet olduğunu bilemeyiz. Bilemediğimiz için Cenab-ı Hakk'ın kuluna eğer hürmetsizlik eder, ona bir zulmeder, onu hor hakir görürsek Cenab-ı Hakk'ın gazabını çekebiliriz. Çünkü men veliyen fakat azentuhu bi harbin Femze Aleyhisselatü Cenab-ı Hak'tan rivayetle kutsi bir hadis-i şerifte kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim savaş ilan ederim buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın savaş ilan ettiği birkaç günahtan bir tanesi bir veli kula düşmanlık beslemek. Hangi kulun veli kul olacağını bilemediğimiz için bir bakıma bütün insanlara, hangi halde olup olduğuna bakmaksızın hürmet etmek ve tazim etmekle mecburuz. Cenab-ı Hak veli kullarını kullar arasına saklamış ta ki bütün kulları tazim edilsin, bütün kullarına merhametle, hürmetle yaklaşılsın. Yine Cenab-ı Hak icabetini dualarının arasına gizlemiş icabetini duaların arasına gizlemiş. Hangi dua sebebiyle bizim affedileceğimizi, cennetimizi kazanacağımızı, cehennemden uzaklaşacağımızı bilmiyoruz. Cenab-ı Hak her duaya sanki kabul olacak dua o duaymış gibi yaklaşabilelim diye icabetini dualarının arasına gizlemiş. Estağfirullah. O duanı buyurmuş. Bana dua edin ki size icabet edeyim. Fakat hangi duamızın hayırlı bir şekilde icabetle karşılaşacağını, bizim hayırımıza çıkacağını, kabul olacağını bilmiyoruz. Cenab-ı Hak bir şekilde elbette icabet edecek ama o duamızı, hayır duamızı kabul mü edecek, etmeyecek mi bilmiyoruz. Ki her duaya sanki müstecap dua, sanki ahiretimizi kazandıracak dua budur nazarıyla bakabilelim. Bu sebeple Cenab-ı Hak kabulünü, hicabetini dualarının arasına gizlemiştir. Yine Cenab-ı Hak esmasının içerisine ismi azamını gizlemiştir. İsmi azamla dua etmenin kabul cihetiyle çok büyük ehemmiyeti var. Cenab-ı Hak bizden esma-i hüsnasıyla dua etmemizi istiyor, bekliyor. Ta ki Cenab-ı Hakk'ın isimlerine itimat ederek, ondan onlardan bereketlenerek duamız kabule daha şayan olsun. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bindir esması içerisinde öyle bazı isimler ya da belki bir isim var ki o ismi azam, en büyük isim. Fakat hangisidir bilmiyoruz. Evet yine bu lemamız, bu Şunlar ismi azam olabilir gibi ifade eylemişler. Tıpkı Kadir Gecesi gibi. Ama hangisinin olduğunu bilmiyoruz. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerine hürmet edelim. Onları tazim edelim. Dualarımıza onları katabilelim. Sanki bu ismi azammış gibi. Sanki el-Rahman, er el-Rahim, er el-Kuddus, el-Melik. Bunlar ismi azammış gibi de bunları zikrettiğimizde, dualarımıza kattığımızda Cenab-ı Hak bizim duamızı kabul edecekmiş gibi düşünebilelim, telakki edebilelim diye. Cenab-ı Hak gizlemiş ismi azamını esmasının arasına. Yine Cenab-ı Hak Es-salatul Vusta'yı namazları arasına gizlemiş. Hud suresinde Hafizu ale-salavati ve salatil Namazları muhafaza edin. Namazlara riayet edin. Namazlara pür dikkat e, ehemmiyet verin. Ve salatül vusta ve hususen es vusta'ya hürmet edin. Onu ona onu dikkatle ifa edin. Yine ulemamız es salatil vusta nedir diye konuşmuşlar. Pemzasat ve gelen rivayetleri yine farklı e, işaretleri, delilleri kullanarak es salatil vusta sabah namazıdır. Es salatul vusta öyledir. Es salatul vusta ikindi namazıdır ki cumhuru ulemamız ikindi namazı ol olabileceğini ifade ediyorlar. Fakat şu namazdır diyebileceğimiz bir şekilde açık değil. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak bütün namazlara aynı ehemmiyeti verelim. Bütün namazları sanki es salatul vusta imiş gibi kılalım diye Es-salatul vustayı namazların arasına gizlemiş. Yine Cenab-ı Hak ölümü vakitlerin arasına gizlemiş. Bunların her birinde bakın ne kadar büyük hikmetler var. Ne kadar büyük ihsanlar var. Bunlara odaklanmak lazım. Yani evet Kadir Gecesi'ni aramak lazım. Es-salatul vustayı aramak lazım. Evet ismi azamı aramak lazım ama bunların gizlenmesindeki hikmete de nazar etmek lazım. Bunu kaçırmamak lazım. Ölüm ömrümüzün dakikalarına hatta saniyelerine gizlenmiş. Neden? Çünkü ömrümüzün her dakikasının saniyesinin sanki son anımızmış gibi telakki edilip o anın işte bu şekilde hürmetle, dikkatle ifa edilebilmesi için Cenab-ı Hak ölümü gizlemiş. Ölümü setreylemiş. Çünkü kişi belki ne zaman öleceğini bilmiş olsa biz öyle kullarız. Cenab-ı Hak bizim fıtratımıza böyle koymuş. Acili isteyip sonradan verilecek olanı e, terk ediyoruz, erteliyoruz. Önümüzdeki Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmayan fiilleri, lezzetleri, şehvete uygun olan o fiilleri işleyecektik ve belki ömrümüzün sonunda hayırlı bir hale gelmeyi murat edip Cenab-ı Hakk'a hakiki bir kulluğu ifa edemeyebilecektik. Halbuki Cenab-ı Hak ömrümüzün içerisine eceli gizlemiş. Neden? Her an ölebilecek gibi düşünüp her namazımızı son namazımız gibi, her orucumuzu son orucumuz gibi, her sılayı rahmimizi son sılayı rahmimiz gibi, her ibadetimizi ve taatimizi sanki son ibadetimiz gibi yapabilelim diye ne kadar büyük bir ihsan. Aslında ecelin gizlenmesi demek ki ne kadar büyük bir ihsan. İşte bunun gibi, bunlar gibi Kadir Gecesi de gizlenmiş. Neden? Her gece. Ramazan'ın her gecesi Kadir Gecesi gibi. Sanki bin aydan daha hayırlıymış gibi telakki edebilelim de bu gecenin rahmetini, bereketini üzerimizde hissedebilelim. Cennetimize, Cenab-ı Hakk'ın cemaline vesile kılabilelim diye. Onun için Kadir Gecesi gizlenmiş diyor Fahrettin Errazi rahmetullahi aleyh. Ama bakıldığı zaman şöyle hangi gecedir acaba diye dikkat edildiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son 10 günde arayın, tek günlerde arayın, 25'inde 27'sinde arayın, 29'unda arayın diye bu günleri ve sen bu geceyi işaret eylemiş. Onun için bu gece olduğu düşüncesiyle bu geceyi ihya edelim. Allah Teala inşallah değilse bile bu geceyi Kadir gecemiz eylesin. Bu itibarla bu kadar Müslüman, bu kadar kardeşlerimizle beraber Kadir gecesi olduğunu düşünerek ibadetimizi ve taatimizi ortaya koyuyoruz. Cenab-ı Hak bu geceyi Kadir gecesi değilse bile Kadir gecesi gibi kabul etmeye kadirdir. Rahmeti geniştir ve inşallah bu gece Kadir gecesidir diyebiliriz. Kadir gecesi Cenabı Hak tarafından gizlenmiş. Öteki taraftan da yaklaşılabilir. Nedir? Bir mekan eğer muhteremse, bir zaman eğer muhteremse, bir makam eğer muhteremse, o zaman da o mekanda, o makamda yapılan günahların, bile bile yapılan günahların daha büyük bir cürm olması hasebiyle günahı daha büyük bir cezası olur. Bir kimse bulunduğu yerde işlediği günahtan mescidi haramda işlediği günah daha hafiftir. Mescidi haramdayken yaptığı belki helal şeyler bile haram hale gelir. İşte avlanmak gibi. İhramlıyken mesela değil mi? E, koku sürünmek gibi, e, dikişli elbise giymek gibi bazı şeyler yasaktır. Değil orada zaten haram olan bir şeyi yapmak, helal olan bir şeyi yapmak bile ihramlıyken yine e, harem bölgesinin hususi yasakları var. Oralarda yapılan e, şeyler daha büyük bir e, günah teşkil etmiş oluyor. Diyor ki ulemamız eğer bu gece Kadir gecesi Hangi gecedir diye açık edilmiş olsa bu gecede günah işleyen kullar daha büyük bir cezaya, daha büyük bir e, günaha e, ulaşmış ve bunu irtikap eylemiş olacak. Halbuki Cenab-ı Hak bu geceyi gizlemiş. Belki günah işlediğimiz gece bu gece ya da bir başka gece Kadir gecesi olabilir. Ama Cenab-ı Hak rahmetiyle, mağfiretiyle gizlemiş ki bile bile, o gecede günah işlemeyelim. Bile bile işlemiş olsak çünkü daha büyük bir akibeti olacak. Dolayısıyla hem rahmet itibariyle yani sevap itibariyle hem de günahtan kaçabilmek, uzaklaşabilmek itibariyle bu gecenin çok büyük bir ihsanı, çok büyük bir bereketi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ali Efendimizle radıyallahu anhu bir gün mescide geliyor. Mescitte uyuyan bir sahabi efendimizi namaz için kaldırması için Ali efendimize emrediyor. Ki kalksın, abdestini alsın ve namaza yetişsin. Ali efendimiz o sahabe efendimizi kaldırdıktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselama nazar ederek şöyle soruyor. Ey Allah'ın Resulü sen hayır hususunda en önde gidensin. Hayırlı bir iş varsa o konuda geri durmazsın. Ve hayırda bir bakıma isar etmezsin ki fukahamız hayırlı işlerde isarın yani kardeşinin kendine tercih etmenin doğru olmadığını, caiz olmadığını ifade eylemişler. Söz gelimi bir e, safta boşluk varsa ön safta bir başkasını geçirmek yerine o hayra koşmak o hayda yarışmak için çünkü Cenab-ı Hak ve sariu ila mağfiratin min rabbikum ve cennet. yine ustabikul hayrat buyurmuştu. Hayırda yarışın. Hayırlı işler rağbet edilesi işlerdir. Onun için o safa sen gideceksin, kardeşini öncelemeyeceksin. Ey Allah'ın Resulü, sen böylesin ama kendin kaldırmadın, bana emrettin. Neden? Hemzâ Sattı Vesselam buyurmuş ki ne kadar büyük bir rahmet sahibi, rauf ve rahim olan bir peygamber. Eğer sen kaldırıp da sana karşı koysa, dese ki yok abdest almayacağım, yok kalkmayacağım demiş olsa, evet bir parça hata eylemiş olur ama eğer ben kaldırdığım zaman bana karşı gelmiş olsa daha büyük bir cürmü, daha büyük bir günahı irtikabı eylemiş olur. Onun için ben kaldırmadım, senin kaldırmanı istedim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir gecenin gizlenmesinde ne kadar büyük bir hayırlar var. Cenab-ı Hak bu geceyi açık eyleseydi bizler günahkar kullarız. Bu gecelerde ufak ya da büyük günahlar işleriz. Bu gecenin bire bin ay e, sevabı varsa bire kim bilir kaç katta günahı var. Onun için Cenab-ı Hak bizlere rahmet olarak bu geceyi gizlemiş diyor Ulemamız bu lemamız. Bu geceniyi anlatırken, bu gecenin kıymetini, kadrini ifade ederken. Peki, inna enzelnâhu fî leyletil kadir. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletül kadir. Leyletül kadirin, Kadir gecesinin kıymetini sana ne bildirdi? sen nereden bilebilirsin? Biz sana vahyetmesek Kadir Gecesi'nin ne olduğunu siz nasıl bilebilirsiniz? Leyletul Kadri hayrun min elfi şehir. <laughs> Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'nin kıymetini anlatırken üç itibarla bizlere izah ediyor. Neden Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in indiği gecedir? Neden Kur'an-ı Kerim'in indiği gece Kadir gecesi olmuş ve kıymete sahiptir? Çünkü Leyletül Kadri hayrun min elfi şehir. Bin aydan Kadir gecesi daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak bize bunu bildirmeseydi bilemezdik. Estağfirullah. Subhaneke la ilme illa ma allemtena. Cenab-ı Hakk'ın bize bildirmediği bir şeyi bilmemiz, haberdar olmamız mümkün değil. Cenab-ı Hak bu geceyi bize bu şekilde bildirmişse elhamdülillah deriz ve bu gecenin idrakine gayret ederiz. Koşuştururuz ve kendi ebedi hayatımızı kurtarabilmek için bu geceden istifade edebilmeyi efendim Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Bir söz, bir iş, bir hareket bazen çok ağır neticeler doğurabilir. Bir kimsenin efendim onuruna, haysiyetine karşı edilen bir söz ağırdır. Fakat bir kimsenin namusuna karşı yapılan söz daha ağırdır. Ve dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı tahiratından olan annelerimize, onlardan bir tanesine belki ağır bir ithamda bulunmak kişiyi küfre dahi sokabilir. Dolayısıyla bir söz bir yerde, bir kamette, bir kıymette, bir ağırlıkta Başka yerde daha ağırlıkta olabilir. Dolayısıyla ibadetler her gece, her an kıymetlidir. Ama bu gece daha kıymetlidir. Bu gece yapılan bir ibadet, bu gece topyekün bin aya bedel. Bin aya bedel. Onun için bu ayı, bu Ramazan ayının içerisindeki bu geceyi son derece dikkatle, son derece efendim inayetle Cenab-ı Hakk'ın, bu gecedeki rahmetini, mağfiretini düşünerek gayretle karşılamak lazım. Peki sonra Cenab-ı Hak Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin buyurdu. Bu gece bin aydan daha haylıdır. Peki ikinci sebebi nedir? Bu gecenin son derece kadir sahibi kıymetli sah olmasının sebebi her bir iş için her hayırlı bir iş için o gecede melekler inerler, inerler, inerler. Yeryüzüne adeta taarruz ederler. Neden? Çünkü bu gecede son derece büyük bir ikram var. Bu gecenin bin aydan daha hayırlı ibadetleri var. Melaike adeta ganimet bulmuş gibi yapmış olduğumuz ibadetleri yakalayıp semaya çıkarabilmek Cenab-ı Hakk'a arz edebilmek için yarışırlar. Adeta yeryüzünü doldururlar. Melaike işte bu sebeple yeryüzüne inerler de inerler. İşte bu gece en ufak bir zikir bile, bir rekat, iki rekat bir namaz bile, yapılacak en ufak ibadetler bile çok büyük ihsanlarla karşılık, karşılık bulacak. Melaike adeta bu gece, Yeryüzünü dolduracak, tıklım tıklım yapacak. İfade ettiğimiz gibi çakıl taşlarından belki daha çok sayıda yeryüzünde melek olacak. Neden? Çünkü bizim yapmış olduğumuz ibadetleri alacaklar, semaya çıkartıp Cenab-ı Hakk'a arz edecekler. Ya da bu gece yeryüzüne Cenab-ı Hakk'ın o kadar büyük bir ikramı var ki, melaike ibadetlerini yeryüzünde yapabilmek için yeryüzüne inecekler. Bakacaklar. Yeryüzünde ne kadar büyük bir inayet, ne kadar büyük bir ihsan var. İnelim de yapmış olduğumuz ibadetleri, zikirleri yeryüzünde yapalım diye adeta fevç fevç, saf saf yeryüzüne inecekler. Böyle büyük bir gece, böyle ihsanın sağanak sağanak yağdığı bir gece. Kadir gecesi, bu gece o gece. İnşallah bu gece melaike gibi olup, Cenab-ı Hakk'a karşı ibadete bu kadar iştiyaklı ve belki daha çok iştiyaklı olmamız gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak bizleri yarattığı zaman melaikeye bizi Adem Aleyhisselam'ı arz eylemiş ve bu yaratışındaki sebebin ne olduğunu onlara e, izah eylemiş. Bizler eğer gayret eder, eğer hakiki kulluğa nail olabilirsek melaikeden hiçbir an ifrat eylemeksizin ibadet ve taatle iştigal eden melaikeden çok çok daha yukarı mertebelere ulaşabiliriz. Dolayısıyla melaikenin fevç fevç indiği yeryüzüne ayağımızı bastığımız bu toprağa indiği bu gecede bizler de bu yeryüzünün ehli olarak Cenab-ı Hakk'ın hususi ikramının indiği bu yerde yaşayan kulları olarak Cenab-ı Hakk'a ibadetimizi ve taatimizi arz edebilmek ne kadar da büyük bir ikram olur, ne kadar da büyük bir Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olur. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Tenezzelü melâiketu var ruhu. Cenab-ı Hak melekler iner ve ruh iner. Ruh, ulema diyor ki Allahu alem Ce Cebrail aleyhisselamdır. Demek ki melaike bir tarafa Kur'an'ı indiren Cebrail aleyhisselam vahyin habercisi o emin emanet sahibi melek bambaşka bir yerde. Tenezzelü melaiketu ve ruhu bi izni rabbihim. Rablerinin izniyle. Diyor ki Fahrettin Razi rahmetullahi. Demek ki melaike o kadar iştiyaklılar ki Rablerinden izin istemişler. Rabbim bize izin ver yeryüzüne inelim diye. İşte Cenab-ı Hak buna işaretten bir izdi Rabbim. Rableri onlara izin verdi yeryüzüne insinler. Kullarıma mağfireti, rahmeti, bereketi indirsinler. Ve onların ibadetlerini alıp bana getirsinler diye. Bir izni Rabbim, Rablerinin izni. Neden Cenab-ı Hak onları kendisine izafe eylemiş? Hani denir ya Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ın makamını öyle bir yere koymuş ki her gün okunan ezanlarda onun ismini kendi isminin yanına koymuş. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bu şekilde yine Cenab-ı Hak kendisine izafe eylemiş melaikeyi. Neden? Kânû li Onlar benim için oldular, ben de onların oldum. Onlar kendilerini bana verdiler, ben de kendimi onlara izafe ettim. Bi izni rabbihim. Rablerinin kulu, Rabbinin kulu. Hani deriz ya benim oğlum, benim çocuğum, işte benim annem, benim babam, benim hanımım diye kendimize izafe ederek onun kendi kadrimizde, kendi katımızda ne kadar büyük bir yeri olduğunu ifade ederiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir izni Rabbihim, Rablerinin izniyle diyerek melaiki kendisine izafe eylemiş. Cenab-ı Hak inşallah bu gece benim kulum diyeceği dediği kullar zümresine bizleri ilhak eylesin. Ve min külli emrin her hayırlı iş için, her hayırlı iş için en ufak işten, en ufak amelden en büyüğüne kadar. Dolayısıyla bu gece az çok ufak büyük demeden bütün ibadetlere sarılmak ve bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade edebilmek lazım kıymetli kardeşlerim. Peki bu gecenin kıymetinin üçüncü sebebi selamun hiye hatta matla'il fecir. Bu gece fecir doğana kadar yani sabah namazı vakti gelene kadar, imsaka kadar selam, bereket ve inayet var. Bu selam kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini selamete çevirdi. Yani rahmete çevirdi. Cenab-ı Hak'tan gelen selam onun ateşini soğuk yaptı. Soğukla beraber soğuk da yakabilir, soğuk da zarar verebilir. Selametli kıldı. İşte oradaki selamet bu gecede var. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndüren ona selametli hale ama yalnızca ona selametli hale getiren bu selam, bu hürmet, bu bereket inşallah bu gecede de bizlere nazil olsun, bizlere insin. Bizim günahlarımızı Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürdüğü gibi ama sadece onun için o ateş hala yakıcıydı. Ama sadece İbrahim Aleyhisselam için yakıcı olmadı. Cenab-ı Hak bu gecenin selametiyle günahlarımızı affeylesin ve bizim cehennemdeki ateşimizi söndürsün. Bizi yakmasın o ateş cennetiyle, cena, cemaliyle Cenab-ı Hak bizleri müşerref eylesin. İşte kardeşlerim bu gecenin bu kadar büyük bir kıymeti anlatabildiğimiz kadarı çok çok cüz'i bir tarafı anlatamadığımız kadarıyla konuşamayacağımız anlayamayacağımız kadarıyla büyük bir kıymeti var. Çünkü Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Bin aydan daha da hayırlıdır. Ne kadar daha hayırlıdır Rabbimiz bilmiyoruz. Dolayısıyla anlayabildiğimiz, bakabildiğimiz kadarıyla dahi bu gece bambaşka bir gece. Onun için bu gecenin bereketinden istifade edebilmek için inşallah bu gecemizi ibadetle, taatle ihya edelim. Ki Cenab-ı Hak inşallah İbrahim Aleyhisselam'a ateşte yakmadığı gibi bizi de cehenneminde yakmasın. Bizi affıyla mağfiretiyle kuşasın. Amin. Estağfirullah. Ve tuhu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.